Evet değerli izleyenlerimiz, Ege Estetik A Tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki röportajımıza kurucu ortaklarımızdan Doçent Doktor Umut Demetoğlu ile devam ediyoruz. Hocam öncelikle sizleri kısaca tanımak isterim, ardından sohbetimize devam edelim. 1982 Ankara doğumluyum. Diş hekimliği, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 2005 yılında bitirdim. Ondan sonra ağız, diş ve çene cerrahisi eğitimim de 2012 yılında bitti. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde de ağız, diş ve çene cerrahisine ana bilim dalı başkanlığı yaptım. Oranın da kurucu öğretim görevlisiydim. Bir senedir de yeni açılan Ege Estetik A Tipi Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde görev yapmaktayım. Peki hocam, kurucu ortaklarımızdan Soner Bey ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızda implant tedavilerinde kemik kayıplarında da oldukça gelişen tedavi yöntemleri olduğundan bahsetmiştik. Bu yöntemleri sizlerden dinlemek isterim. Acaba neler yapıyorsunuz bu konuda, tedavi süreci nasıl ilerliyor? Dinleyelim sizlerden. Tabii şimdi implant tedavisi ihtiyacı olan hastalarımızın hepsinde yeterli kemiği bulamıyoruz ne yazık ki. Bu da bize kemik arttırıcı yöntemler yapmak zorunda bırakıyor bizi. Bu yöntemler nelerdir? Hani kemik kaybının az olduğu hastalarımızda dışarıdan işte kemik kaynakları buluyoruz. İşte bunlar özel ortamlarda üretilen sığır kemikler oluyor. İnsan kaynaklı yine kemik grafleri oluyor ama çok daha ileri kemik kayıplarında hastanın kendi kemiğinden, kalça kemiğinden, yine çene kemiğinin belli bölgelerinden alıp gerekli yerlere transfer edebiliyoruz. Yani genel anestezi altında o imkanlarımız var. Hastalarımıza ağrı, stres ve kötü anlar biriktirmeden bu işlemleri yapabiliyoruz merkezimizde. Yine bunun yanı sıra implant işlemlerimizi 3 boyutlu görüntüleme imkanımız var, tomografimiz var. Yine laboratuvarlarımızda insan hatasına yer bırakmayacak şekilde halk arası robotik implant deniyor. Aslında guide rehberliği, yani rehberli implant şansımız da var. Rehberli implant da uygun olan hastalarımızla herhangi bir diş etini açmadan, dikiş atmadan minimal bir cerrahiyle implant işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bunların yanında yine merkezimizde eklem tedavileri, çene eklemi tedavileri, ağrılı çene eklemi olan hastalarımızın ameliyatından tutun da yine non-invaziv yöntemlerle tedavisini gerçekleştiriyoruz. Yine bir grup hastamızda tedavi olamayan ortognatik cerrahi dediğimiz ortodonti, sadece tel tedavisiyle tedavi olamayan hastalarımız, mesela işte alt çenesi çok ileride olur, geride olur, üst çenesi ileride olur, geride olur. Bu hastalarımızın da tedavilerini, ameliyatlarını merkezimizde yapabiliyoruz.